Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Ekim 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler, Ekim sizin ayınız. Bu ay doğan tüm terazi burçlarımızın doğum gününü kutluyorum öncelikle. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size. Evet, Güneş ayının 23'üne kadar burcunuzda ilerleyecek. Konu başlıklarımıza bakalım. 6 Ekim'de burcunuzda bir yeni ay var. Mars ay boyunca 30'una kadar burcunuzda ilerliyor ve sizin enerjinizi çok arttırıyor. Bu ay Merkür retrosu devam edecek yine terazi burcunda. 18'inden itibaren ileri harekete dönecek. Evet ve ayın 20'sinde Koç burcunda tam karşıt burcunuzda güçlü bir dolunay meydana gelecek. Özellikle hayata bakışınızın değiştiği, farkındalığınızın arttığı, kariyer ve ilişki alanlarınızda önemli adımlar atabileceğiniz güçlü bir ay Ekim ayı. Şimdi detaylara bakalım. Evet, Güneş burcunuzda ilerliyor, Mars burcunuzda ilerliyor. Güneş ile Mars zaten ayın 8'inde kavuşulacak. Yani 6'sı ile 8'i arasında Güneş-Mars birlikte hareketi var. Bu da kendi içinde önemli bir döngü tabii ki. Özellikle doğum günü 6 Ekim ile 10 Ekim arası, 11 Ekim arası olan terazilerimiz çok güçlü Mars tesiri altındalar. Ay genelinde aslında tüm yıla yayılan bir etki bu. Bu da sizin enerjinizi, motivasyonunuzu, biraz bir mücadele gücünüzü arttırıyor. Tabii ki Mars zor bir gezegen. Olumlu olduğu kadar bazı olumsuz tesirleri de olabilir. Yani buna da dikkat etmekte fayda var. 6 Ekim'de burcunuzdaki yeni ay işte bu etkilerle doğacak aslında. Mars etkisi var bu yeni ayda. Girişken olduğunuz, hayatınızda mücadele etmek istediğiniz ya da en azından kişisel anlamda hedefler belirlediğiniz bir dönemdesiniz. Ancak Mars biraz burada zorluyor. Yani agresyon yaratıyor, biraz gerilimler yaratıyor. Merkür de geriliyor terazi burcunda. Tüm bunlar bazı kararsızlıklar yaratabilir. Özellikle ilişkiler alanınızda ya da hayat içerisinde kendinizi ifade ederken, hayatınızı şekillendirirken alacağınız kararlarda ya da bireysel girişimlerinizde biraz yavaşlamalar veya bazı mücadeleler içerisinde olabilirsiniz. Genel sağlığınıza, fiziksel görünümünüze de dikkat etmekte fayda var. Mars biraz bu anlamda zarar verici de olabilir. Sağlık konularında özellikle. Evet, lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle doğum gününüz zaten yeni ay 6 Ekim'de olacağı için doğum gününüz 3 Ekim ile 10 Ekim arasıysa Güneş teraziler için çok önemli bir yeni ay bu. Yükselen teraziler için de yükselen burcunuz yine 13 derece ve yakınlarındaysa bunu 10 derece 16 derece alabilirsiniz özellikle. Yine sizin için önemli bir yeni ay. Bu yeni ay tabi bazı yenilikler hayatımıza yeni farkındalıklar getirebilir. Ancak Ekim ayı şöyle bir ay. Birçok gerilemekte olan gezegenin ilerlemek üzere durduğu bir ay. Bu ne demek? Şimdi gezegenler belirli sürelerde ileri harekettedirler. Daha sonra belirli sürelerde geri hareket yaparlar. Ama bu gerileme ve ilerleme dönemleri değişirken yavaşlar hızları. Hatta duraklar. İşte bu ay her zaman rastlanmayacak bir şekilde birçok gezegen böyle bir hareket içerisinde olacak. Tam yeni ay günü 6 Ekim'de Plüto, Oğlak Burcu'ndaki yaklaşık 5 ay süren gerilemesini bitiriyor. İleri harekete geçecek ama öncesinde duraklayacak. 10 Ekim'de Satürn, Kova Burcu'nda retrosunu bitiriyor. 18 Ekim'de Jüpiter, Kova Burcu'nda retrosunu bitiriyor. Yine aynı 18 Ekim'de Merkür'de terazi burcunda retrosunu bitirecek. Ve bu birkaç günlük yavaşlama, duraklama dönemi tabii ki enerjisel olarak tüm dünyayı etkiliyor. Zamanın bile biraz yavaşladığını hissedebiliriz algısal olarak. Kendimiz de hayatımızda bazı yavaşlamalar, duraklamalar hissedebiliriz. Ama bu bir fırsat tabii ki bir anlamda baktığımızda. Geçtiğimiz birkaç ayı, belki 5-6 ayı şöyle bir gözden geçirmemiz, değerlendirmemiz de mümkün. Gezegen ilerleyince hızı da artacak ve dış dünyadaki hedeflerimizi, planlarımızı daha hızlı ve gerçekçi bir şekilde hayata da geçirebileceğiz. Ve buna hazırlık dönemi olarak değerlendirebiliriz. Geçmişle ilgili konular, hak edişler bu dönemde daha çok karşımıza çıkar. Yüzleşmelerle karşılaşabiliriz. Eksiklerimizi, hatalarımızı daha fazla fark edebiliriz bu dönemde. İşte ay ortaları, özellikle ay başından itibaren
ayın 20'sine kadar olan dönem, bu yavaşlamaların, duraklamaların, farkındalıkların olabileceği çok özel bir dönem aslında Ekim ayında. Zaten Güneş terazide, Merkür terazide biraz böyle hak, hukuk, adalet, hak edişlerle ilgili konulara işaret ediyor. Buralarda da bizim belki kendi üzerimize düşen bazı şeyleri biraz daha dengelememiz gerekiyor hayat içerisinde. Ve 20 Ekim'de Koç burcunda Dolunay meydana gelecek. Artık gezegenlerde ilerlemiş oluyor. Ve 27 derece Koç Dolunay'ı tam karşıt burcunuzda ve ilişki alanınızı burada aydınlatıyor. Özellikle özel ilişkileriniz, evlilik, partner konuları, belki yasal ilişkiler, anlaşmalar, sözleşmeler, işbirlikleri, ortaklıklar alanında önemli dönüşümler ve farkındalıklar söz konusu. Dolunay'ın yönetici gezegeni Mars, Koç burcunda, pardon, Terazi burcunda, Oğlak burcundaki Plüto ile tam bir kare açı içerisinde olacak. Çok güçlü bir açıdır ama sert bir açıdır. Yani baskı, manipülasyon, mücadele içeren bir açı. Yani şiddet ve çatışmalar da yaratabilir. Belki özellikle toplumsal alanlarda bu tesirler daha çok artar. Bireysel anlamda da ilişkilerimizde bu çatışmaların, belki baskıların, manipülasyonun artabileceği bir süreç olabilir. Tabii herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz özellikle 27 derece ve yakınlarındaysa ve öncü burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa bu etkiler daha da bir öne çıkacaktır, artacaktır. Bazılarınız ilişkileriniz, evlilik gibi konularda ya da ortaklıklarla ilgili önemli kararlar alabilirler. Belki uzun süredir düşündüğünüz, taşındığınız, beklediğiniz, sabrettiniz ama artık ilerlemesi mümkün olmayan bazı önemli ilişkilerinizi bir şekilde artık sonlandırma döneminde olabilirsiniz ya da farklı bir boyuta da taşıyabilirsiniz. Önemli güçlü kararlar verebilirsiniz eşinizle, partnerinizle. Aileyle ilgili konular olabilir bunlar. Veya yer değişiklikleri, taşınmalar, hani evlilik kararları da olabilir. Aileden ayrılma, uzaklaşma gibi konular olabilir. Anneniz, babanız, ebeveynlerle ilgili konular da söz konusu. Onların yaşamındaki bazı önemli dönüşümler veya onların sizin üzerinizdeki sorumlulukları ve yarattığı baskılar ve sizin bu nedenle hayatınızda vereceğiniz bazı önemli kararlar da bu Dolunay'ın gündeminde olabilir. Biraz kontrol dışı, daha kadersel, daha dışarıdan gelebilecek etkiler aslında. Belki partnerinizle ilgili bazı konular, partnerinizin iş hayatı, kariyer hayatı olabilir, onun genel hayatında vereceği kararlar olabilir. Tüm bunların hani sizin üzerinizdeki etkileri olabilir. 20'sinde 3 gün öncesi ve 3 gün sonrası çok güçlü ama tabii ki ayın özellikle son haftasını bu tesirler daha belirgin hale getiriyor, öne çıkarıyor. 23'ünden itibaren Güneş Akrep Burcu'na geçecek. 30 Ekim'de ise artık Mars burcunuzdan ayrılıyor, Akrep burcuna geçiyor ve etkiler, enerjiler özellikle finans alanınıza doğru ilerlemeye başlayacak ki bunları daha çok aslında Kasım ayında konuşacağız. Ekim'in son günleri ve Kasım ayı önümüzde, kazançlarınız, maddi durumunuz, finansal durumunuz, paranız, bütçenizle ilgili konuların daha fazla gündem yarattığı ve daha belirgin etkilerin ortaya çıkacağı önemli bir ay olacak sevgili teraziler. Sağlıklı ve mutlu bir ay dilerim. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz.
Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.